Halbuki Cenab-ı Hak tarafından insanlara verilen benlik. Evet, insanlar yani zahiren bile olsa ne diyorlar? Benim evim diyor, benim evladım diyor, benim şirketim diyor, benim devletim diyor, benim milletim diyor. He? Diyorlar. Demesin mi? Desin. Allah o hissi bize vermiş. Ama o hissi Cenab-ı Hak bize verirken uluhiyete kadar götürme, firavunluğa kadar götürmede engel koymuştur. O bir vahidi kıyasidir. Bak mesela bir daha okuyalım. Halbuki Cenab-ı Hak tarafından insanlara verilen benlik, yani bir şeyi kabullenme, bir şeyi benimseme, bir şeyi kendine isnat etme özelliği, benim elim diyor. El Allah'ındır. Zahiren benimdir, parmağı kopsa buraya getirir, bunu monte edemez. Değil mi? Tırnağı arızalansa gidip başkasına çektirir. Benim gözüm diyor, katarakt oluyor, onu engelleyemiyor, doktora gidiyor. Senin gözünde olmasın. Bak kendi vücudumuzda, kendi şuurumuzun, ilmimizin, irademizin, kuvvetimizin, kudretimizin taalluk etmediği öyle şuurlu işler cereyan ediyor ki onları yapan bir sanizi şuurdur. Her mahlukun, her canlının, özellikle insanların kendi vücutlarında ve işlerinde, dışlarında, faaliyetlerinde kendi şuurlarının taalluk etmediği, hiç ilgilenmediği, alakasız ilmi alanlarına girmediği, akılların ermediği öyle şuurlu işler cereyan ediyor ki annenin rahminde bir cenin, anne bunun cinsiyetinden bile habersiz. Orada bir evlat büyüyor. Değil mi? Ama anne bundan habersiz. Hangimiz, hangi organlarımızdan haberimiz var ki? Adam bir gidiyor doktora, kalbi sağdaymış. Değil mi? Sonradan öğreniyor. Çoğumuza dese ki böbreğin diyelim veya dalağın nerede? Sınıfta kalırız. Yerini bile bilmeyiz. Ama bunlar mükemmel bir şekilde bizim şuurumuzun alakasının dışında, aklımızın, ilmimizin dışında mükemmel şekilde çalıştırılıyor. Bizim buna aklımız ermiyor. O zaman bunları çalıştıran, bunları bizim içimizde bir saat gibi kuran, muntazam bir şekilde işleten bir Allah-u Zülcelal var. Biz bize hakim değiliz. Biz bize mahkumuz arkadaşlar. Kimin gücü yeter ki geceleyin direnmeye? Bir gece direnirsin, iki gece direnirsin. Üçüncü gece ayakta uyuyoruz. Bak, yani uykunun tesiri altındayız. Şimdi iki gece, üç gece yatarsın. Mecburen kalkacaksın. Bu defa da usanırsın. Kalkmanın tesiri altındasın. Havanın tesiri altındayız. Bak, alamasak yaşayamayız. Suyun tesiri altındayız. Değil mi? Bakmanın tesiri altında ne kadar gözümüzü kapatabiliriz ki? Izdırap duyarız. İhtiyaç. Duymanın tesiri altındayız. Hastalıklar ayrı, musibetler ayrı, belalar ayrı. Ya insanı biri idare ediyor canım. Biri bizde hükmediyor. Her tarafımızda hükmediyor. Ve bu insan kalkıyor. Cenab-ı Hakk'ın kendini tanımak için bir vahidi kıyasi olarak, ölçü birimi olarak zahiren verdiği malikiyeti, hakimiyeti kendinden biliyor. Onu hakiki zannediyor. Zannetti mi? Allah'ın mülkünü diğer maliklere taksim ediyor. Uluhiyetin, daha ilahların sayılarını artırıyor. Halbuki Cenab-ı Hak tarafından insanlara verilen benlik ve hürriyet, uluhiyet sıfatlarını fehmetmek üzere bir vahidi kıyasi vazifesini görüyor. Maalesef suyu ihtiyar ile bu iradeyi, bu nimeti kötüye kullanarak hakimiyet ve istiklaliyete alet ederek tam bir firavun olur insan o zaman. Nereden başlar? Elimin, gözümün, kulağımın, ülkemin, evim, malikiyim diye gidiyor iş. İnsanların da malikiyim. Sonra kendine, değil mi, uluhiyet ettirmeye, ibadet ettirmeye kadar gider. İşte bunlar insanların içerisinden çıkan firavunlardır. Arkadaş, bu ince hakikat tam vuzuh ve zuhuriyle şöyle bana göründü ki bu mühim bir mesele. Yani Üstad Hazretleri bir ayeti kerimeyi izah ederken, yani Cenab-ı Hak emaneti semaya, arza, dağlara yüklemek istedi. Onlar o emaneti altına girmekten sakındılar ve çekindiler. Sonra insana teklif etti. İnsan o emanetin altına girdi, uhdesini aldı. Bu haliyle zalûmen cehûlâ diye geçer ayette. İnsanlar çok çok zalim, çok çok da cahil oldular. Yani imtihanları kaybettiler. Her nimetin bir külfeti vardır. Her nimetin bir külfeti vardır. Allah nimeti verdi mi, arkasından külfetin imtihanını da verir. İşte bu enaniyet, bu benlik, üstadımızın bu emaneti anlatırken bir veçesi de diyor, insanın vahidi kıyasi olarak Rabbini bilmek ve tanımak için kendin ruhuna takıldığı bir şeyi kabullenme, kendine nispet etme özelliğidir ki biz buna enaniyet diyoruz.